Hadi okuyalım. Neymiş? Kitabımızın ismi ne? Kaybolan Eldiven. Sıcacık bir kış masalı. Değil mi? Okuyalım bakalım. Aa, kuş var burada. Cik cik var. Oo, kar. Her yer kar Ömer. Karlar yağıyor. Bembeyaz. Evet. Kitabımız başlıyor. Yaşlı adam soğuk bir kış gününde köpeğiyle birlikte ormanda odun toplamaya gitmiş Ömer. Ya odun topluyormuş evinde ısınmak için. Kış gününde böyle soğuk bir günde odun toplamaya gitmiş babacığım. Odunları toplayıp eve dönerken bir şey düşürmüş. Ne düşürmüş acaba? Acaba ne düşürmüş? Bakalım ne düşürmüş? Ellerini sıcacık tutan eldivenin tekini düşürmüş. O sırada ısınmak için bir yer arayan farecik merakla eldivene yaklaşmış. Bak fare eldivene yaklaşıyor Ömer, gördün mü? Ondan sonra ve eldivenin... Ne? Ben ne çektim? Ne yaptın babacığım? Sen de mi üşüdün? Tamam, biz de soba yakacağız, az kaldı babacığım. Klimamız da var, elektrik sobamız da var. Ve... Ne oldu? Ne oldu? Kitabımızı okuyalım. Çok yakıştı o gözlük sana ya. Ama güneşte takıyor ona gözlüğü. Tak bakayım bir. Çok güzel oldun. Ve hadi kitabımızı okuyalım. Yapma öyle. Kitabımızı okuyalım, öyle yapma. Tamam hadi. O sırada ısınmak için bir yer arayan farecik merakla eldivene yaklaşmış ve eldivenin içine girivermiş. Bak içine giriveriyor. Eldivenin içi sıcacıkmış. Farecik hemen ısınıvermiş. Oralarda geçmekte olan kurbağacık eldiveni görmüş. Bak kurbağa da gelmiş. Ben de birazcık ısınabilir miyim diye sormuş. Tabii ki demiş farecik. Gel hemen. Yerimiz çok. Ah bak burada sincap var. Sincap da geliyor. Kuş da var. Ayı da var ileride. He? Kar lapa lapa yağmaya devam ediyormuş. Ayı gelecek ama şu an sincap var. Farecik ile kurbağacık ağacın tepesinden izleyen sincap eldivene yaklaşmış. Merhaba demiş sincap. Benim için de yeriniz var mı? Var. Var Olmaz mı demiş kurbağacık fısıltıyla. Gel. Ama gürültü etmeyelim. Farecik uyudu çünkü demiş. Bak fare uyumuş, gördün mü? Ondan sonra arkadaşların sıcak bir yuva bulduğunu gören tavşan, evet tavşan usulca eldivene yaklaşmış Ömer. Bak eldivene geliyor yavaşça, gördün mü? Hava buz gibi soğukmuş. Ben de gelebilir miyim demiş. Hava buz gibi soğuk. Ben de gelebilir miyim demiş. Tavşancık. O tilki. O da gelecek şimdi. Elbette demiş sincap. Ama ses çıkarmayalım da uyanmasınlar. Tilkicik durur mu hiç? Hemen koşmuş eldivenin oraya doğru. Sevgili arkadaşlarım. Çok üşüdüm. Çok üşüdüm demiş. Azıcık ısınmak için ben de gelebilir miyim yanınıza? Gel demiş tavşancık fısıldayarak. Ama sessiz olalım ki arkadaşlarımız uyanmasın demiş Ömer. Arkadaşlar uyanmasın, bak tilki de geldi şimdi. Kaç kişi oldu gördün mü? 4 kişi. Tilki de geldi, 5 oldu. Ayı gördün mü? Ayı geldi ama. En sevdiğin hayvan geldi. Bu kocaman ama nasıl girecek ki bu ayıcığı? Bu nasıl girecek acaba? Hadi bakalım okuyalım. Çok geçmeden ayıcık da gelmiş. Ben kocamanım biliyorum ama bana da yer var mı? Birazcık üşüdüm de demiş. Ondan sonra eldivenin içindekiler uyanmış birden. Hoş geldin ayıcık demişler. Hepsi de neşeli, eldivenimiz küçük ama sana da yer açarız. Ayıcık ısınacağı için çok sevinmiş ve teşekkür etmiş. Yaşlı adam evinin önüne geldiğinde birden fark etmiş ki eldivenin teki yokmuş. Benekli, geri dönmemiz lazım demiş köpeğine. Eldivenimi kaybettim.
ormanda düşürmüş olmalıyım demiş Ömer. Hayvancıklar eldivenin içinde mışıl mışıl uyuyorlarmış. Benekli görür görmez eldiveni başlamış havlamaya Ömer. Hav hav demiş bak, eldiveni görmüş. İçinde tilki uyuyor, tavşan uyuyor, kurbağa uyuyor, fare uyuyor, ayı uyuyor. Ama şey, burada benekli koşmaya başlamış ya. Hav hav demeye koşmaya başlamış Ömer. Hemen eldiveni alıp sahibini sevindirmek istiyormuş. Ya köpek, köpek hemen eldivenini alıp sahibini sevindirmek istiyormuş. Olan biteni de en başından beri merakla izleyen minik kuş uyanlara haber vermek istemiş Ömer. Cik 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 demiş. Yapma, kitap okuyoruz. Kuşun öttüğünü. Ama bak ayı kaçıyor bak. Ayı niye kaçıyor, öğrenmek istemiyor mu? He? Evet, öğren bak. Kuşun öttüğünü ve köpeğin havladığını duyan hayvancıklar uykularından uyanmışlar. Sonra da korkudan kaçmışlar Ömer. Hayvancıklar kaçışırken eldiven havada uçuşarak beneklinin önüne düşüvermiş. Benekli de hav hav diye havlamaya başlamış Ömer. Benekli eldiveni kaptığı gibi sevinçle sahibine koşmuş. Aferin sana demiş yaşlı adam. Tam zamanında buldun eldivenimi. Ben elim çok üşümüştü. Hadi eve dönelim demiş Ömer. Yaşlı adam, benekli beraber eve giderlerken bir tane daha bir şey düşürmüşler. Ne düşürmüşler? Bu sefer de yaşlı adam beresini düşürmüş. Gördün mü? Yine hayvanlar hemen yanaşmaya başlamış Ömer bereye. Ya hayvanlar tekrar ısınacakmış. Bak, bütün hayvanlar tekrar gelmeye başlamışlar. Tamam o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. O zaman size.